Mechanical standart parçalar dışında kullanıcı tanımlı parçaların tanımlanmasını ve bunların kütüphaneye yerleştirilmesini sağlamaktadır. Bir örnek ile bu konuya bakalım. Content Sheet menüsü altındaki Content Manager bölümü kullanıcı tanımlı ve standart içeriği göstermektedir. Custom Content ile kastedilen kullanıcı tanımlı içeriktir. Bunun üzerine gelip sağ tuşa bastığımızda yeni bir kütüphane oluşturabiliriz. Bu diyalog kutusunda kütüphanenin ismi, yerleşimi gibi özellikler tanımlanabilir. Okey ile devam edersek eğer kullanıcı tanımlı içerik altında tanımladığımız kütüphane yer alır. Bu kütüphane altında yeni bir dizin oluşturabiliriz. Dizini parçalarınızın kategorisi olarak düşünebilirsiniz. Örneğin plakalar olarak bir kategoriniz var. Sağ tuşa basıp New Content dediğimizde ise bu kategori altında yeni bir parça tanımlayabiliriz. Parça tanımını sıfırdan yapabiliriz ya da çizimde var olan nesneleri kullanabiliriz. Content Editör isimli içerik düzenleyicisi ile bu nesneleri açıp istediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz. İçerik yöneticisi yeni bir kullanıcı arayüzü sunmaktadır. Sol tarafta Family Table isimli bu parçanın aile tablosu yer alır. Çizim ekranında ise bizim çizimden getirdiğimiz nesneler yer alır. Öncelikle üst görünüşü tanımlayacağız. Dolayısıyla diğer görünüşlerin oluşturan nesneleri siliyoruz. Şimdi yapacağımız işlemler sınırlama yöneticisi adını verdiğimiz özelliğin bir parçasıdır. Öncelikle Move komutunu kullanarak buradaki deliğin merkezini 0,0 noktasına taşıyalım. Bu bize belli bir işlemlerde kolaylık sağlayacaktır. İkinci olarak Trim komutunu kullanarak buradaki eksenlerin taşan kısımlarını kırpalım. Bunu yapmamızın sebebi şu. Bu parçayı bir çizime yerleştirdiğimizde o çizimin ayarları ile uyumlu olması için eksenlerin tam daire sınırında bitmesi gerekir. O çizime yerleştirilen dosyadaki eksen özelliklerine bağlı olarak uzatmalar zaten otomatik olarak gerçekleştirilecek. Sağ tarafta görmüş olduğunuz geometrik sınırlama ve ölçü sınırlamalarının yer aldığı sınırlama yöneticisi ile başlayalım. Otomatik sınırlama dediğimiz özellik ile nesnelerimizi seçiyoruz ve otomatik mechanical bu nesneleri sınırlamaları otomatik olarak atıyor. Paralellik, yataylık, düşeylik, diklik gibi sınırlamalar otomatik bir şekilde tanımlandı. Bize gerekli olan diğer sınırlamaları da burada görmüş olduğunuz seçenekleri kullanarak tanımlayabiliriz. Eşitlik sınırlaması ile burada görmüş olduğunuz iki daire seçilir ve bunlar eşit konuma getirilir. Sabitleme sınırlamasını kullanarak buradaki daireyi seçiyoruz ve dairenin tam merkezinden sabitlenmesini sağlıyoruz. Sınırlamaları şimdilik gizleyelim. Geometrik sınırlamalar dışında ölçü sınırlamaları adını verdiğimiz başka bir sınırlama türü daha vardır. Burada yatay, düşey, açısal gibi ölçü sınırlamaları tanımlayabilirsiniz. Bir yatay ölçü sınırlaması tanımlayalım. Bunun atanacağı noktalar gösteriliyor. Ve D1 eşittir 150 isimli bir ölçü sınırlaması tanımladık. Düşey bir ölçü sınırlaması tanımlayalım. Şimdi D2 yazısının üzerine geliyorum ve buradaki parametrenin ismini yükseklik olarak değiştiriyorum. Parametreler özel isim vermek sonraki işlemlerde bize kolaylıklar sağlayacaktır. Sağ tuş menüsünden ölçüsel sınırlamaların nasıl görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz. Deliklerin merkezi arasındaki uzaklık parametresini tanımlıyorum. Enter ile devam ediyorum.
Düşey ölçü olarak buradaki deliğin merkezi ile alt kenarın arasındaki mesafeyi seçiyorum ve Enter ile devam ediyorum. Yatay ölçü sınırlaması tanımlayacağım. Deliğin merkezi ile dik kenar arasındaki ölçüyü tanımlıyorum. Burada 25 olan değerin üzerine gelip bu değerin diğer parametreler cinsinden ifade edilmesini sağlayabiliriz. Buradaki mesafe uzunluk ile delikler arasındaki mesafenin çıkartılması ve bunların yarısı kadar olarak hesaplanacak ve işlem gerçekleştirilecektir. Çap ölçüsünü de tanımlayalım. İsterseniz gerekli olan diğer ölçüleri de tanımlayabilirsiniz. Parametre yöneticisine geldiğimizde yeni bir pencere açılır. Dikkat ederseniz burada parametrelere verdiğimiz isimler ve onların değerleri mevcuttur. Buradaki parametre isimlerini değiştirebiliriz. Örneğin uzunluk ve delik uzunluğu şeklinde tanımlayabiliriz. Bu işlemler parça ailesini tanımlarken işimizi kolaylaştıracaktır. Şimdi buradaki arayüze geldik ve yeni bir kolon tanımlayacağımızı söyledik. Bu kolonun ismi isterseniz elle tanımlayabilirsiniz ya da lookup komutu düğmesini kullanarak çizimde tanımlamış olduğumuz parametrelerden bir tanesini seçebilirsiniz. Uzunluk parametresini seçtim. Böylece bu parçanın tablosunda ilk versiyonda uzunluk diye bir kolon tanımlı. Kolon özelliklerini sağ tuş menüsünden değiştirebilirsiniz. Anlamlı basamak sayısı gibi, hatta ölçünün değeri gibi özellikler buradan ayarlanabilir. Bu bir uzunluk ölçüsü ve birimi de milimetre olacak. Bunu tanımladım. Yeni bir kolon daha tanımlayacağım. Yeniden lookup'a geldim. Buradan yüksekliği seçtim. Aynı şekilde uzunluk olduğunu ve birimini milimetre olduğunu seçtim. Aynı işlemi diğerleri için de yapıyorum. Buradan delik uzunluğunu seçtim. Uzunluk ve birimini milimetre olarak tanımladım. Aynı işlemi delik çapı için de uyguluyorum. Şimdi lookup ile değil ama kendimiz yeni bir manuel kolon tanımlayacağız. Buna da parça no ismini verdim ve parça numarası açıklamasını da bu kısma tanımlıyorum. Bir yazı tipi olacak. Değeri ise buradan girilebilir. Burada herhangi bir kod girebilirsiniz. Burada bir başka nokta daha var. Bu özelliğin AutoCAD Mechanical'ın standart özellikleri ile hangisiyle eşleşeceğini tanımlayabilirsiniz. Böylece parça listesi, malzeme listesi gibi özellikler ile uyumlu olması mümkün olmaktadır. Bu parça için ikinci bir satır da tanımlayabiliriz ki bu ikinci bir sürüm anlamına da gelmektedir. İkinci satır yer alır. İkinci satır için uzunluk ve yükseklik ve diğer değerleri değiştirebiliriz. Delikler arası mesafeyi girdim. Son olarak da parça numarasını değiştiriyorum. Bu parça için farklı sürümler daha oluşturulması gerekiyor ise burada yeni satırlar tanımlayabilirsiniz. Key column dediğimiz
aramanın ya da seçimin hangi kolona göre yapılacağı buradan ayarlanabilir. Parçano bizim burada kullanacağımız temel kriter olacaktır. Editörü kapattığımızda bize bu değişikliklerin kayıt yapılıp yapılmayacağını sorar. Seviyle kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi kaydetme penceresi karşımıza gelir. Burada parça için bir isim veriyoruz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz bölümde ise bu parçanın hangi görünüşünün kaydedileceği sorulur. Onu seçiyorum. Ve yeniden çizim ekranına geldik. Yeniden Content Manager'a geliyorum. Ve burada dikkat ederseniz yeni oluşturmuş olduğum parça tanımı ve bunun görünüşü yer almaktadır. Şimdi de diğer görünüşleri tanımlayalım. Bunun için parça ikonunu seçiyorum ve sağ tuş menüsünden yeni görünüş oluşturacağımı söylüyorum. Yeni görünüş altından ise daha önceden blok olarak tanımlanmış resimlerden seçebilirim. Benzer işlemleri aynı şekilde bu görünüş üzerinde de yapacağız. Otomatik sınırlamaları tanımlıyoruz. Gerekli sınırlamalar daha var ise onları da manuel olarak tanımlıyoruz. Örneğin burada bir fix kısıtlama, sabitleme kısıtı koyduk. Ölçülendirme sınırlamalarından da bir iki örnek verelim. Örneğin yatay bir ölçü tanımlıyoruz. Enter ile devam ediyorum. Burada parametre ismi olarak uzunluk giriyorum. Burada özellikle parçanın bir önceki görünüşündeki parametrelerle uyumlu olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Delikler arasındaki mesafe hatırlarsanız bunu da daha önce tanımlamıştık. Parametre ismi olarak onu tanımlıyorum. Tabloya bakar iseniz zaten bu parça için tanımlanmış olan değerler ve isimlerini görebilirsiniz. Bu deliğin sol kenardan olan mesafeyi de tanımlıyorum. Bunu da aynı şekilde diğer parametreler şeklinde tanımlıyorum. Aynı şekilde diğer ölçüleri de bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Editörü kapatıyorum. Aynı şekilde kaydetme işlemini gerçekleştiriyorum. Parça ismim zaten belli. Görünüşü seçtim ve kaydet dedim. Yeniden içerik yöneticisine geliyorum ve bu parçanın iki görünüşünün tanımlandığını görüyorsunuz. Şimdi kütüphaneye yerleştirdiğimiz bu parçanın seçimini ve yeni bir çizime yerleşimini görelim. Bunun için yeni bir çizim açıyorum. Content şerit menüsü altından Content Manager ve Content Libraries komutları görülüyor. Content Library komutu ile kütüphaneme giriyorum ve bu kütüphanede kullanıcı tanımlı içerik altında yaptığım tanımlamaları görüyorum. Parçanın ön görünüşünü çizime yerleştireceğiz. Görünüşü seçtim, çift tıkladım, yerini gösterdim. Ve dikkat ederseniz kriter ya da anahtar kolon olarak Barçano tanımlandı. İsterseniz bunu farklı görünüşlerle de kullanabilirsiniz. Tablo görünümlü ya da liste görünümlü olarak. Burada tanımladığımız, seçtiğimiz özellikler çizime yerleştirilir.
Daha önce gördüğümüz Power View komutu ile seçmiş olduğumuz görüntünün bir farklı görüntülerini oluşturabiliriz. Buradan görmüş olduğunuz gibi ikinci bir görünüşü otomatik olarak tanımladık. Buradan malzeme listesine gittiğimizde ise bu parçanın burada yer aldığını göreceksiniz.